Merhaba sevgili satran severler. Bugün sizin isteklerinizin günüydü. Bana tahtada kaosla ilgili çok istek geliyordu. Biliyorsunuz tahtada kaos diye bir bölüm açmıştım. Burada çok ilginç maçları analiz ediyordum. Genelde taktik içerikli fakat ilginç maçlar da analiz ediyordum. Bugünkü konuğumuz Richard Rapport olacak. Macar büyük usta. Çok ilginç bir oyun tarzı var. Çok farklı oynuyor. Onun iki tane maçını analiz edeceğim size. İlki Dünya Takımlar Şampiyonası'nda oynanmış bir maç 2015 yılında Macaristan-Mısır karşılaşmasında Ahmet Adli'nin oynadığı bir maç. Çok ilginç bir maç gerçekten. B3 ki ilginç bir açılık. Nimzowitz-Larsen açılışı diye geçiyor. Bu açılışı çok sık oynuyor Rapport. Ama burada bu açılıştan ziyade Adli'nin verdiği cevap çok ilginç arkadaşlar. Ben bu maç isteği geldiğinde bu maçı zaten bakmıştım, biliyordum. Hatta internette buna benzer oynuyorum ben. E4, G6 oynadıklarında aynı mantıkta oynuyorum. B3 oynadıklarında 1-2 maçım var böyle. Hızlı satrançta var özellikle. B3'e at F6 ile gelişebiliriz burada. D5 de gelişebiliriz. Genelde böyle kenardan açılan konumlarda merkezi ele geçirmek gerekir. Temel prensip budur. Ama Adli çok ilginç bir hamleyle A5 oynuyor. Ben de B3, A5 birkaç oynamışlığım var ama genelde şu varyantı oynamayı tercih ediyorum, söylemiştim. E4, G6, H4 oynuyorum erkenden. H5'e saldırı yapmak için. 1 dakikalıklarda çok oynuyorum. Adli de A5 oynamış. İlginç bir hamle. Bir de bu uzun maç, yani kısa maç da değil. E4. Şimdi birden siyahın tepkisini göz ardı ediyor beyazlar ve E4'te merkezi ele geçirmeye çalışıyor. Tabi burada ne oynayabilirdi? C4 oynayabilirdi. C4 B3'lü sistemler, İngiliz sistemlerinde A5 oynanıyor. Transpoze ederdi ona. Yani dönüştürürdü o varyanta. Ama E4 oynamayı tercih etmiş raportta. A4. B4 ilginç bir hamle. Şimdi burada B çarpı A4 alırsam kale çarpı A4. At C3 kale A5. Kalemiz gördüğünüz gibi A dikeyinden hızlıca oyuna girdi. 5. yatayda da kontrol sağlıyor. D4 B6. F4 fil B7. At F3 at F6. Merkeze bir baskı yapıyor. Daha önce böyle oynanmış bir maç var. B4 oynamayı tercih etmiş ki raport biliyorsunuz çılgın bir oyuncu. Çok ilginç hamleleri olan bir oyuncu. E6 fil B2 D5. Tabi burada burada B4 alınamıyor. Fil G7'den dolayı. B4 alamıyor burada siyahlar. Yani B4'ü alamıyor. D5 oynamış. Merkeze tepki veriyor. A3 D çarpı E4 at C3. Evet, raporttan beklenen bir konum. Beklenen bir hamle. Bir piyon feda edip devam ediyor. Genelde inisiyatif almaya çalışıyor, oyunu yönlendirmeye çalışıyor. Bilindik konuların dışına çıkmaya çalışıyor raport. Oyun karakteri böyle. At F6 ve tekrar bize bu hamleyi ancak raport yapabilir dedirten bir hamle. G4. Çok ilginç bir fikir. B2 filinin kuvvetini arttırmak için perdeleyen taşı A1 H8 çaprazında F6'taki atı perdeleyen taşı kaldırmak istiyor G5'te ve aynı zamanda E4'e saldırmak istiyor. Bunu yaparken de filinde de G2'den çıkacak. Fianchetto yapacak iki filinde. Çift fianchetto. E4'ü almak istiyor. C5 B5 H6. Evet, burada vezir E2 daha iyi bir hamle. Aslında tercih etmesi gereken bir hamle. Fil G2 kale A5 çok güzel bir hamle. Şimdi B5 hedef. Artık B5'e baskı yapıyor siyahlar. Çünkü E4'ü aldığında B5 boşta kalıyor. Vezir E2'ye fil D7. Tabi burada vezir E2 ile girebilirdi. Şimdi vezir E2 ile girdiğinde şu an E4'e bir baskı yapıyoruz ve B5'i koruyoruz. Kale A5 de oynayabilirdi. Aynı şekilde devam edebilirdi. Kale A5. Ama E4'te vezirimiz olacak ve A4'e baskı yapacaktı aynı zamanda. Vezir burada A4'e de baskı yapıyor gördüğünüz gibi. Yani at çarpı E4 aldığımızda at çarpı E4 alırsa vezir çarpı E4, kale çarpı B5'e vezir A4 alabiliriz. Burada kale B5 alamıyor, pardon. Fil G2'de değil, karıştırdım. Fil G2'de olmadığı için B5'i alamıyor. Filimiz koruyor. O yüzden ilk vezir E2 ile başlamak daha mantıklı. H6'ya fil G2,
Kale A5, vezir E2, fil D7. Artık F1'de fil olmadığı için B5 alınabiliyor. Bir hedef haline geliyor. Kale B1, vezir C7. Burada Ataş3 ile devam etmesi gerekiyordu beyazların. Fil D6'ya G5. En azından G5 karesine atımız gelerek E4'e baskıyı devam ettirmeliydik. Bu şekilde oynaması gerekiyor ki aslında Ataş3 çok da uyardı raporta. Fil çarpı E4 almış. At çarpı E4. Vezir çarpı E4'de fil çarpı B5. Fil çarpı B5. At çarpı B5. Kale çarpı B5. Vezir çarpı A4'e. Şimdi burada aslında beyazın dengesiz açılışı. A3'te bir zayıflık var. G4 piyonu A8 H1 çaprazında bir zayıflık oluşturmuş. Siyahın daha rahat gelişebiliyor olması siyahlara bir üstünlük veriyor. Vezir C6'dan dolayı. Vezir C6 ile H1'i istiyoruz. Gördüğünüz gibi materyal dengesi eşit olmasına rağmen, taşlar eşit olmasına rağmen siyahlar çok daha iyi konumda. At F3. Şimdi eğer şah çekiyor olmasaydı vezir çarpı C6. Mesela at D7 oynadığımızı düşünün. H3 böyle bir konum olduğunu düşünün. C6'yı alıp şah çekmedi. Tabi burada vezir A8 var ama vezir A8'in de olmadığını düşünün. Veya şöyle yapalım. Size onu temayı göstermek için. Şah E7 oynamış olsun. Şah E7 H3. Böyle bir konum olsun. Vezir çarpı C6 şah çekmediği için, yani ara hamle olmadığı için şah çekme hamlesi, açılarak saldırı yapabiliyorduk burada kale çarpı B2. Çünkü C6 vezirim piyon ve at tarafından korunuyor. Vezir C6 aldığında şahı M8'de olduğunda şahı istemiş oluyordu. Sonra kale B2 alabiliyordu. Ama şimdi vezir C6 aldığında kale B1'den sonra C6'yı alabiliyorum. Yani böyle bir durum var. Fil D6 oynamış. Tabi demin size gösterdiğim konumda at D7 H3'te olmuyor. Kale çarpı B2'ye vezir A8 yine ara şah çekiyor. Sonra B2'yi alıyor. Yani şah çekmemesi gerekiyor saldırırken bizim vezire bu konumda. Perdelenen taşı kaldırma diyoruz biz buna. B5'teki kalenin kalkması. Perdelenen taşı kaldırma. Fil D6 oynamış. Adli çok mantıklı bir hamle. G7 artık zayıf değil. Çünkü B1'de açmaz var. Rokumuzu attıktan sonra gelişimizi tamamlayacağız. Daha iyi bir piyon yapısıyla iyi bir konuma oynayacak siyahlar. Şah E2. C4. Evet, güzel bir hamle C4. Çünkü artık perdelenen taşı kale E5 ile kaldırmak istiyor. A4 vezirini kazanmak istiyor. Fil çarpı G7 almış. Burada vezir A7 kaçarsa, vezir A7 oynarsa H5 ilginç hamle. G4'e baskı yapıyor. G5'e B6. Şimdi kale F5, vezir E4 birçok tehdidi var. Gördüğünüz gibi siyahların kayıp konumda beyazlar. C4'de fil G7 almış. Veziri vermeyi kabul ediyor. Kale E5, at E5. Vezir çarpı A4, fil çarpı A8. Gördüğünüz gibi iki kale piyon aldı. Vezir verdi ama taşların dengesizliği, piyonların zayıflığı burada siyahlara üstün bir konum sağlıyor. Burada yine çok güzel bir hamle Adli'den. Vezir çarpı C2 alırsa F3. E4 karesi de kritik çünkü E4'ü koruyor. Fil çarpı E5, fil çarpı E5. At C6, fil C3. Vezir D3, şah F2, at D4. Burada artık beyazlar beraber yapmaya çalışacak. Çünkü fil D4 aldığı zaman vezir D2 alıp vezir D4 alabiliyoruz. C piyonu tehlikeli. Siyahlar üstün olmasına rağmen beyazların berabere şansı olabilir. Ama Adli burada çok güzel bir hamle C3 oynuyor. Şimdi D4 karesi bizim için önemli. Vezir E4 istiyoruz. D3 ile korursa C2 boşta C3 piyonu çok tehlikeli hale geliyor. E4'ü korumak zorunda. F3 ile korumuş burada E4'ü. Raport. Vezir F4. Bu kadar güzel oyuna aslında yakışmayacak bir hamle. Burada vezir D4 ile çok güzel kazanabiliyordu siyahlar. D çarpı C3'e vezir çarpı C3. Şimdi E5 atı istekte. F4'e at C6. E5 aldıktan sonra C2, A3 hepsi düşüyor gördüğünüz gibi. At D4 istiyoruz. Mata kadar gidebilir at D4. Örnek olarak kale B7 alırsa at D4. Eğer şah D1 oynarsa vezir C2. Şah E1'e vezir E2 mat. Şah F2 oynarsa vezir F3 şah çekemiyorum. E5'teki at yüzünden. Önce fil E5. Taş kazancı oluyor bana. Çünkü fil E5 aldığında vezir F3. Eğer şah G1 kaçarsa vezir E2 mat. Şah E1 kaçarsa pardon şah G1 kaçarsa at E2 mat. Yani mat fikirlerimiz oluyor. Vezir D4 oynasaydı. Vezir F4 oynamış. Yine E5'e baskı yapıyor. Fakat D çarpı C3 güzel bir hamle.
Çünkü vezirimiz F4'te sıkıntı yaşayabilir. Yani fil çarpı E5 alırsa kale B4 var. C3 piyonu ve A3 piyonu destekliyor. Vezir G5'e H4. Vezir G6 fil E5'ten sonra beyazlar biraz daha toparladı, oyunun içine girmiş oldu. Beyaz için iyi bir konum diyebiliriz diğer konulara baktığımız zaman. At C6 kale E4. At E5 kale E5. Vezir C2 şah E3. Vezir C3 şah F4. Vezir D2'ye şah G3. Vezir D6 F4'e beyazların beraber şansı yüksek bu konumda. Her ne kadar siyah yine iyi olsa da. Ama DC3'e fil C5 oynamış. Adli Vezir E3 ile mat etmek ya da materyal kazanmak istiyor. Vezir E3 ile şaha saldırı yapıp kaleler arasındaki bağlantıyı yok etmek istiyor. Burada kaleler arasındaki bağlantı nedeniyle kale BF1 iyi olurdu. Çünkü şahı D1'den saklardı. Kaleler birbirlerini korur vaziyette daha iyi savunma yapabilirdi. Ama kale B5 oynuyor raport. Kötü bir hamle. At D7 ve artık E5 atını kaldırmak istiyoruz. Son taşımızda geliştik. C5 tutuyoruz. E5 atı niye önemli? Vezir E3, vezir F3'ten dolayı önemli. At çarpı D7 yerine kale C5 alırsa at C5, at D3, at D3, CD3, F6'ya fil de düştüğü için kayıp. Eğer fil tutuyor olabilseydi belki direnebilirdi beyazlar burada. At çarpı D7 almış. Vezir E3, şah D1, vezir F3, şah D2. Şimdi şah C1 gelirse vezir F1 alarak devam ediyor. Fil A3 de alabilir şah C1'e. Belki bu daha iyi olabilir fil A3'te. Şah C1'e. Bütün taşları alabiliyor yani siyahlar. Şah D2 oynamış. Fil E3. Şah D3. Fil F4. Şah C4. Vezir H1 ve terk etmiş. Çünkü vezir H1'e eğer at C5 oynarsa D7'den kaçarsa atı. Vezir D5. Şah B4'e. Fil D6. Şimdi B6'ya çare yok. Burada artık C5 atı istekte. Eğer fil D4 oynarsa E5'te fili uzaklaştırabiliriz. Daha sonra yine filin kaçacağı yere göre E5'e mesela file E3 kaçamaz. Çünkü vezir E4 açmazdan dolayı E3 düşüyor. Fili geri kaçabilir. Belki vezir C6 oynayıp B6 oynayabiliriz yine. Atı yok etmek için. Eğer at B6 oynarsa da bu sefer de vezir C6, şah B4, fil D6, şah A4, fil çarpı H2, kale açmaz da G4 piyonunu aldıktan sonra H piyonu, F piyonu ve E piyonu geçer. Zaten materyal olarak üstünlük var. Siyahlar kazanmış, terk etmiş burada arkadaşlar vezir çarpı H1'e. Evet, çok ilginç bir maç B3 A5. Çok üst düzey satranç'ta çok sık görmeyiz böyle bir maçı. Ama böyle bir maç oynanmış. Raporttan bekleriz tabi ama Adli'nin de bunu yapması ilginçti. İkinci maç da çok güzel bir maç. Yine raportun maçı. Van Veli ile Korus'ta oynanmış. 2017 yılında. B3 E5 fil B2 at C6 E3 G6 at F3 fil G7 C4 D6. Aslında C4 İngiliz varyantına döndü. B3'lü D3'lü sistemlere döndü gibi. Fakat tabi daha farklı oynuyor burada raport. Fil E2, F5, H4. Genelde bu tip tepkiler verilebilir. H7, G6, F7 formasyonunda ya da F5 formasyonunda piyon yapısını zayıflatmak için H5 ile ve G7 ve H8'e baskı yapmak için H4, H5 oynanabiliyor. Siyahlar da genelde H4'e G5, H5'e G5 sürmek istediği için H6 ile bekleyebiliyor. Eğer H5 sürerse G5 ile sağlamlaştırıyor G5'ini. G5 sürüp devam edip hat açmasını istemiyor beyazın. At C3, at F6, D4, E4, at G1. Güzel bir hamle aslında at G1 burada. At D2 yerine. Çünkü H6'da oynadığın için bu zincirde G6, F5, E4'te en zayıf halka en son halkadır. Ki G6 gerçekten zayıfladı H6 sayesinde. Atı F4 karesine gelmek için at G1 dönüyor genelde beyazlar. Bu tip konularda dönülebiliyor. At H3, at F4 oynamak için. At E7, D5. Burada siyahlar D5 sürmek istiyor. D5'te konumu kapatmak, bu fili artık pasifleştirmek istiyor. Bir alan üstünlüğü var. O yüzden beyazlar D5 sürüyor. D5'in avantajı D4 karesini veriyor bize. E6 zıplamak için veya F4'ten E6 zıplamak için. Dezavantajı da rakibe E5 karesini veriyor. D3 ve F3 karelerini kullanabiliyor konumlara göre. C5 D4 karesini kullanmasını engelledi. Tabii ki geçerken almak burada mantık değil. Çünkü BC6'dan sonra daha sonra D5 sürüşleri gerçekleşebilir. Merkezde bir
kuvvet sağlıyor siyahlar. At H3. Rok. At F4. Şimdi E6 karesi artık kritik. E6 karesi için oynuyoruz. A6 vezir D2. Kale B8. Siyahlar beyazların uzun rok atacağını tahmin ediyor. Burada F3 G4 ile saldıracağını düşünüyor. O yüzden o da kale B8 gelerek hazırlığını yapıyor. B5 ile devam etmek için. F3. Vezir E8. G6 karesinde tuttu. Vezirin E8'de olması bir anlamda da mantıklı. Vezir F7 gelebiliyoruz. Bazı konularda gebe sürüp vezir G6 gelebiliyoruz. Çünkü G7 filiyle B2 fili arasında bir savaş başlayacak birazdan. Uzun rok B5. C3 atına yaraşması lazım. Kale DG1 B4. At D1 A5. Evet, siyahlar da beyaza göre daha hızlı geldi. Vezir kanadından A4, AB3 veya A3 duruma göre bir baskı kurmak istiyor. At F2, A4. Fil D1, B3 karesinde koruyor ki şu an B çarpı A4 almak istiyor. Burada siyahlara bir seçenek sunuyor. AB3 mü alacaksın, A3 mü süreceksin diye. BA4 aslında çok da almak istemiyoruz arkadaşlar. Almak istiyor demiştim ama fil D7, kale A8'den sonra sıkıntı. Belki fil çarpı B3 ile tutabilir A2 ve C4'ü. Filin B3'te olması şu anlamda da iyi. Fil C2 de gelebilir. AB3 alıp da fil C2 ile tutabilir. Bu da bir fikir. Filin C2'de olması dediğimiz gibi G4 sürdükten sonra B1 aşağı çaprazına bir baskı kuracağı için filini savunmaya getirmiş oluyor. A3 fil A1. Evet, şimdi bir savaş başlıyor. Çünkü G7 filiyle A1 fili ikisi de önemli fil. İkisi de kendi şahını koruyor. Yani A1 fili olmasa siyahlar H8 A1 çaprazında veziri koyarsa çok ciddi tehlikeler yaratıyor. Beyazlar bunu da görerek filde bir oynuyor. Çünkü filini C2'ye çekip filiyle savunmayı planlıyor, fil B1 A2 piyonunu. Vezir A1 şah çekerse diye düşünelim. G5, HG5, HG5 ve burada raport yine kendisini anlatan bir hamle yapıyor ama hemen üstün kalabileceği bir konum bu at E6 ile. Fil çarpı E6, D çarpı E6'ya. Eğer vezir G6 oynarsa vezir G6'nın fikri arkadaşlar atı açıp bu filleri değişmek, vezir G7'ye gelmek. Vezir çarpı D6, kale F8, F çarpı E4'ten sonra beyazlar üstün. Tabi burada kale D8 oynayabilir. G4 ile parçalıyoruz çünkü kalemiz G dikeyinde, şah da G dikeyinde bir baskı kuruyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki, peki Kıvanç hocam, siz o kadar yolculuk yaptınız galiba, jet lag oldunuz. Niye vezir G6'ya G4 oynamıyoruz? Yine biz G dikeyinde bir de veziri ekliyoruz diyeceksiniz. Evet, jet lag olmadım ama bu konumda vezir G6'nın fikri ataş yedi oynamak arkadaşlar. Ataş yedi oynayıp bu filleri değişip vezir G7'ye koymak istiyorum. Şimdi fil çarpı A1 tehdit, taş kazancı. Eğer alırsanız vezir A1'den sonra vezir G7'den sonra vezir A1 istiyorum. Vezir A1 ile mat olacak. Mesela GF5 alırsa vezir A1. Şah C2, vezir B2 çok güzel bir mat oldu. Yani vezir G6 gelmesinin sebebi belki G4 daha etkili gibi gözükebilir vezir G6'ya. Ama at H7'i oynayıp siyah renkli filleri değişmek. Burada at E6 oynasa iyi kalacakken G4 oynamış raport. Çılgın bir hamle, kendisine yakışan bir hamle. G çarpı F4'de G çarpı F5. Çok da kötü bir hamle değil aslında G4. Çünkü şimdi A1 fili bu sefer bizim kuvvetli. Şöyle yapan bu kırmızı, bu yeşil olsun. G dikey açık ve G7 filine baskı yapıyorum. F çarpı E3, vezir çarpı E3. At F5'e vezir G5. EF3 burada yine çok güzel bir hamleyi kaçırıyor raport. Şimdi konum biraz tehlikeli oldu arkadaşlar. Bir kaos başladı tahtada. İki şaha da saldırı var. Siyahlar vezir E3 ile hızlı bir şekilde şaha ulaşmak istiyor. Beyazlar da açık G dikeyinden ve H dikeyinden şaha ulaşmak istiyor. G5'teki vezirimiz çok kritik. Hem F6'tan taş kazanmak istiyoruz açmazdan dolayı. Yani fil F6, kale F6'ya vezir F6 alabiliyoruz. G7'ye baskı artıyor, açmaz var. Ama E3 kalesini bırakıyor vezir F6'ya gittiğinde. O yüzden vezirimiz G5'te çok iyi. Burada F6'ya baskıyı arttırabilecek bir hamle kaçırıyor raport. Kale H6 çok güzel bir hamle. Kale çarpı F6 almak istiyorum. At H6 alamıyor gördüğünüz gibi. At H6'ya vezir G7 mat var. H6 kalesine dokunamıyor. Eğer kale B7 ile korursa G7'yi, at çarpı H6 almak istiyor. Bu sefer kale B7'ye kale F6, kale F6, fil F6'dan sonra artık E3 kalesi halen koruma altında olduğu için
beyazlar sıkıntı yaşamıyor. Ama fil F6 aldığında beyazlar sıkıntı yaşıyor. Çünkü kale F6, vezir F6'ya vezir E3. Siyah birden kazanç oluyor beyaz üstünken konumda. Şah B1, vezir F2. Gördüğünüz gibi F3 piyonu çok tehlikeli ve vezir B2 matlarımız var. Vezir D8, şah F7. Vezir C7, şah F6. Bu konuda bir tekrar oluyor. Daha sonra beyazlar berabere istemiyor. Vezir D8, şah F7 beraber olacakken beyazlar yine kendine geliyor. Sen büyük düşün, raporsun sen diyor. Ver taşlarını diyor. Gereksiz yere de olsa taşlarını da feda et diyor. Kale G7 oynuyor. At G7'ye, vezir C7 ve burada Van Veli kazanç hamlesini kaçırıyor. Burada şah G8 kaçıyor ama şah G8 yerine fil D7 kazanıyor. Çok önemli bir hamle çünkü vezirin C7'de olması kritik. Vezir B8 şah çekebiliyor. Veziri D7'ye getiriyor. Vezir çarpı D7, şah G8. Şimdi matım var benim. Vezir B2 mat istiyorum. Tek hamlesi var. Fil C2. Fil H7 istiyor. Vezir G2. G7'yi tutuyorum. Çok önemli. Burada fil H7 artık olmuyor arkadaşlar. Şah H8'den sonra açarak şah çekemiyoruz. Vezir H1 mat var. Vezir H1 var. Vezir B2 mat istiyorum. Yani konum kayıp. Eğer vezir H3 oynarsa da burada. Vezir H8 tehditlerden bir tanesi. Kale E8. Bakın şahın yanında at varsa çok zor şah çekmesi vezirin. Çevresinden kolay kolay şah çekemiyor. Eğer fil H7 oynarsa şah F7. Gördüğünüz gibi at ne kadar kuvvetli savunuyor. F5 ve H5 karelerini. Şah çekemiyor. Kale E2 diğer bir tehdit. Artık kazanıyor. Zaten şu an vezir çarpı H3 istiyor. Kale H3'e kale E1 şah. Şah C2'ye F2 fikriyle sürmek istiyor. Kale F3'e dikkat edeceğiz tabii ki burada. Kazanç fikrimiz var. O yüzden burada fil D7 çok önemli bir hamle ama şah G8 yapıyor fil D7 yerine. Şimdi farkı göreceksiniz. Fil C2. Şimdi vezir G2 olmuyor artık. Neden olmuyor? Çünkü fil H7 var. Şah F8'e vezir D6. Şah F7'ye vezir C7. Bu artık berabere oluyor yine aynı şekilde. Şah F6'ya zorlamaya kalkarsa siyahlar hemen kaybediyor kale H6'ya. Şah G5, kale G6 terk. Yani burada şah K8'i kaçırarak kazancı kaçır şey fil D7'yi kaçırarak kazancı kaçırıyor Van Veli. Şah K8 oynuyor. Fil C2, fil F5, vezir B8, şah F7, vezir C7, şah K8, vezir D8, şah F7, vezir C7, şah K8 beraber oluyor. Gördüğünüz gibi vezir B8'den kaleyi aldıktan sonra 8. yataydaki zayıflığı kullanıyor. Koruyan taş olmadığı için sürekli şah çekebiliyor. Ama D7'de olsaydı vezir artık sürekli şah çekemeyecekti. 8. yatayı kale koruyor olacaktı ve siyahlar kazanacaktı. Yine de çok ilginç bir parti olmuş. Çılgın bir parti olmuş burada. Siyahlar da beyazlar da girişmiş direkt birbirine. Berabere bitmiş ama siyah kazancı kaçırmış. Önce beyaz kazancı kaçırıyor. Burada at E6 oynasa çok üstün vaziyette kalacak. Sonra siyah kazancı kaçırıyor. Burada fil D7 oynasa maçı kazanacak. Güzel bir maç olmuş arkadaşlar. Raporta yakışan bir maç. Çılgın birisidir raport. Morozev için daha iyisi diyebilirim. Morozev için de çok çılgın maçları var. Onları da göstereceğim size. Tahtada Kaos'ta ilk partimizde hatırlıyorsanız Morozevic Vaşiyer-Lagrev maçı muhteşem bir maçtı. Hayatta gördüğüm en iyi maçlardan birisi diyebilirim çılgınlık anlamında. Morozevic gibi raportta bir üst versiyon diyebiliriz Morozev için. Çok çılgın bir oyuncu. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar Tahtada Kaos'a. Yarın konular devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Güney Afrika'dan selamlar hepinize. Görüşmek üzere.